Merhabalar arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Paşa fencer videosuyla karşınızdayım. Zirve 200'de 28 milyon 199 bin gücümüze ulaşmış bulunmaktayız. VIP 4 kullanmadan 28 milyon 199 bin. Ve arkadaşlar siz bu videoyu izlediğiniz takdirde ben 28,5 milyonlara gelmiş bulunma olacağım büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar bugün size bahsedeceğim konu. Hem dönüşümden bahsedeceğim hem de yeni gelen etkinlikten. Dönüşümüzde arkadaşlar 5 tane kırmızı kalitesimiz var. 12 tane yaptıktan sonra zirve 200'de geçeceğiz. Rahat bir şekilde ama ben hepsini bitirmek istemiyorum. Klanımdaki arkadaşlarımda yardım edeceğim için bu dönüşümü bu haftaya kadar bitirmeyeceğim zaten. Ardından pazartesi günü artık zirve 200'ü geçeceğiz. Rahat bir şekilde. Bakalım o zamana kadar gücümüz kaç olacak? 29 mu 30 mu? Orasını bakacağız. Evet arkadaşlar bugün gelen etkinliklerimizden bahsedecek olursak Bereket Kedisi bunun bir saati var tabi arkadaşlar ileriki se serverlara gelecek bu. Bereket Kedisi ayda bir kere girip 60 elmas değerinde bir katlama yaparak bunu elde edebilirsiniz. Bu Bereket Kedisi'ni nasıl aktif hale getireceksiniz? 1 dolar karşılığında yani 60 elmas karşılığında bu etkinliği yapabilirsiniz arkadaşlar. O etkinliği yaptıktan sonra kazandığınız mor elmaslarla yine aynı şekilde mavi ay meyvesini alıp bunlardan ekipmanlar elde edebilirsiniz. Pembe şeytan ruhu mesela arttırma kutusu ardından kırmızı şeytan ruhu arttırma kutusu bunları elde edebilirsiniz. Ya da sunucular arası alım grubundan muhafız görünümdeki zırhı alabilirsiniz. Silahı alabilirsiniz. Bu size de bir ek özellik gösterecek. Hem de görünüş bakımından daha iyi yapacak. Bu da size kalmış bir şey. Mor elmasınızı kendiniz kullanabilirsiniz. Ama mor elmas ileride zaten işinize yarayacak. Çünkü bir şeyleri paylaşıyorsunuz ve bu paylaştıklarınız takdirde yani pazardan iki elmasa koysanız bile arkadaşlar size bir elmas düşecek. Bunun birini vergi alıyor zaten. Bunu düşünerek yapın zaten. Bunu düşündüğünüz takdirde ileriki seviyelerde mor elmasını zaten ihtiyacınız olacak. Ya da pazardan ekipmanları satarak elde edebilirsiniz. Ne yaptık arkadaşlar? Bol şanslara geldik. Bu bol şanslarda VIP kullanmadan yine elde edebildiğimiz futbol topu toplayarak bize verilecek kale dükü, silah kutusu, eşya kutusu ve ünvanlar var arkadaşlar. Bu Futbol topunu nasıl toplarız? Yine bosslardan canavar adası ölüm diyarı. Bunlardan arkadaşlar girdiğiniz takdirde kestiğiniz bosslardan 5 ya da 3 tarzında futbol topu düşüyor zaten. Bu futbol toplarını biriktirerek bunları toplayarak gönder diyerek buradaki ekipmanları elde edebiliriz. Ne yapacağız? Buradaki ne demiş mesela boss fırlanması şans lazım iki kat malzeme. Arkadaşlar 2 kat XP olduğu takdirde direkt XP zindanlarına girin. Yani bizim burada 2 2 XP xlerini kullanmamıza gerek olmadan bize burada %100, %100 arttırma bonus veriyor. Yani bunları kullanmadan rahat bir şekilde seviye alabiliriz. Dediğim gibi AFK kalarak yani ne yapacağız arkadaşlar? Bize her gün ittifakımızdan gelen AFK kartını kullanarak yani şunu 2 saatlik Burada baktığınız takdirde ayarlardan AFK ayarlarını mesela AFK süresi 13 saat. Bunu yükselterek arkadaşlar girmediğimiz zamanlarda rahat bir şekilde seviye alabiliriz. E tabi girmediğiniz zamanlarda arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen 1.5 xp iksirinden 4 ya da 5 kullandığınız takdirde rahat bir şekilde seviye alacaksınız. Bakın bir tane kullanmayın. 4, 5, 6 olabilir. Her saate bir tane verseniz 5 saat girmediğiniz takdirde 6 tane XP iksirini kullanın arkadaşlar. Bunu rahat bir şekilde seviye alacaksınız. Burası zaten garanti. Bunu aldığınız takdirde hem seviyeniz yükselecek hem de ekipman dönüşümü, giyimi daha hızlı olacak. Yine bize kanat düşmedi. Bakın 5 tane sıcak futbol topu geldi. Yine kanat düşmedi. Yani biz kanat konusunda arkadaşlar çok şanssızız. Hani bakmayın. Yani bu karaktere kanat falan düşseydi çok ilerlerde olurduk. Bakın hiç oynamayan arkadaşlarımıza, az giren arkadaşlarımıza bile düşüyor ama bize düşmüyor. Nasıl bir şeyse sadece bizim Rafael'imiz var. Yani ne Uriel'imiz ne Lucifer'ımız var. Yani Lucifer ya da Uriel olduğu takdirde rahat bir 29 milyonlara gelecektik. Ama gel gelelim. Şanssız bir bedeviyiz. Olur böyle şeyler. Fazla kafaya takmayalım. Yani Lucifer'ı bulamadık ama yani Rafael'imiz var. Bir de o olmasaydı o zaman ne yapacaktık? Hemen arkadaşlar Canavar Adası'nda zaten bize kalsitlerimiz düşüyor. Bu kalsitleri toplayacağız. Ve topladığımız takdirde de dönüşüm görevimiz hızlı bir şekilde geçeceğiz. Şimdi burada çarkı felekten bahsedeceğim. Çarkı felek VIP4 kullanan arkadaşlarımız için. VIP4 kullanan arkadaşlarımız bunları rahatlıkla mesela şuraya bir geçelim. Şuna bakalım. Hemen arkadaşımıza bulaşmadan evet burası da dolu. Bakıyoruz şu 42 saniyesi kalmış. Evet arkadaşlar VIP çarkı felekte VIP kullanmadan yapabilecek arkadaşlarımız için bu da bağlı elmasları oldukları için bağlı elmasa ihtiyaç oldukları için çünkü boss evlerinde katları bağlı elmaslarla geçiyorlar. Buna onların için o yüzden mor elmaslarınızı bağlı elmasa dönüştürebilirsiniz. Bunu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ne yapacağız arkadaşlar? Mesela şunları yut diyelim bu ekipmanlarımızı. Yine bir birlik içinde oynarsanız arkadaşlar bu oyundan zevk alırsınız. Tamam İnsan, çoğu arkadaşımız oyundan çıkıyor ya da server değiştiriyorlar. Bu server değiştirmelerin tabi dediğim gibi hep birincilik ya da ikincilik düşünmeyin arkadaşlar. Oyundan zevk aldığınız takdirde rahat bir şekilde gelişirsiniz. Ortam arkadaş ortamı ve birliktelikle bir DC grubunuz olsun yani Discord'unuz olsun. Yani klanda ya da ittifakta 5-10 kişi olsa bile bir Discord grubu olsun ki birbiriniz arasında mesela kas yapmıyor. İşte bu oyunun neresini seviyorum arkadaşlar. Eski serverda olduğum için bir düzen olduğu için mesela yeni serverda olsan gel belki bizi öldürebilirdi. Bize sataşabilirdi. Ama bu serverlarda rahat bir şekilde bossunuzu kesebiliyorsunuz. Çünkü bir düzen var. Kimse kimseye çarpmıyor. Bir emek veriliyor burada. Ben %80'e kadar indirmişim. %80'deyim yani. Adam gelip bunu çalamaz. Yani çaldığı takdirde zaten rahat bırakmam. bağlı elmasım 4000 tane. Kullanırız. Hiç sıkıntı yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu etkinlikler sizin serverınıza gelecek. Bunları size önceden söyleyerek bunlara karşı nasıl hareket edebilirsiniz. AFK kalarak tabi futbol topunu toplayacağız. Aynı şekilde oyunu kapatmadan önce bunu yaparak yani AFK kartındaki AFK süresini yükselterek ismini de yükselterek hem futbol topundan hem de XP'den kazanç sağlayacağız ve seviyemiz hızlı bir şekilde yükselecek. Dediğim gibi bazı arkadaşlarımız soruyor. Yani gücüm nasıl? Kaç milyonda nasılım? Arkadaşlar bunu şimdi kendinizi VIP olan arkadaşlar kendini VIP'lerle birazcık kıyaslaması lazım. Ya da VIP'si olmayan arkadaşlar. Yani eski videolarımızda bahsetmiştik. En baştan başlamıştık. O videolara baktığınız takdirde zirvenizle yani seviyenizde gücünüzü oradan benimle orantılı olduğu takdirde bir sıkıntı yok zaten. Ama VIP olan arkadaşlarım benimle zaten kendinizi fazla kıyaslamanıza gerek yok. Ama 30 milyonlarda, bak ne söylüyorum. Benimle aynı olup zirve 200'de olup 30 milyonlardaysanız, 33-34 milyonlardaysanız arkadaşlar o karakterde bir şey vardır. Çünkü ben VIP kullanmadan 28 milyona geldiysem VIP kullanan arkadaşım 30 milyonlarsa 33 milyonda milyondaysa burada bir sıkıntı vardır. Bir karakterini incelesin. Yapılması gereken şeyler vardır. Onlara dikkat etsin. Dediğimiz gibi rahat bir güzel bir oyun oynayarak hem zevk alacağız hem de gelişeceğiz arkadaşlar. VIP'mizi hala kullanmayacağız. Bakalım nereye kadar geliyoruz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.